Kamera. Abi hangi kanal bu? Evet, 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 evet. Haydi yapın. Vallahi pazarlar çok kritik şu anda. Yani masrafların altından kalkamıyoruz. Mal satışı yapamıyoruz. Yani millet de haklı. Milletin alım gücü de yok. Yani gidişat hiç iyi değil. Esnaf mağdur, millet mağdur. Millet pazarda gezmeye, mal etiketlerine bakıp sadece gezip gezip eve gidiyor. Mal alamıyor. Bir kilo çilek 10 lira, bir kilo portakal 5 lira, bir kilo domates hadi 10'dan 6,5'lara kadar düştü ama vatandaşın alım gücü yok. Çünkü vatandaşın geliri kalmadı. 2000 lira alan bir vatandaş yani kiraya mı verecek, pazarına mı verecek, çocuk masraflarına mı verecek, ev deterjanına mı verecek? Yani vallahi gidişat hiç iyi değil. 8 tane eleman vardı, 3 tanesini çıkardık. Neden çıkardık? Altından kalkamıyoruz, açık veriyoruz, para kazanamıyoruz. Bir gün aldığımız malı 2 günde zor satıyoruz. Eskisi gibi yani kilosu 5 lirayken 2-3 kilo alan vatandaş, şimdi kilosunu 10 lirayı gördüğü zaman yarım kilo vermişsin. Biz de üzülüyoruz, vatandaşa üzülüyoruz. Yani bizim elimizden de bir şey gelmiyor. Devlet büyüklerimizin acilen yerinde çiftçiye destek verip bu maliyetleri düşürmesi. Bu maliyetler düşmesi yarın yazın etiketler aynı fiyatta olacak. Bugün çiftçiye 6,5-7 liradan mazot veriliyorsa o mala yansıyor. Bir gübre 100 liradan 500-600 lira çıkmışsa çiftçiye yansıyor. Onun nakliyesidir, onun işçiliğidir. Bedava mal alsan, bugün bu çileği ben sana bedava yerinde vereyim. Buraya gelene kadar 3,5-4 lira maliyeti oluyor. Toplaması, işçiliği, mazotu, nakliyesi. Bırak bu adam çiftçi para kazanmayacak mı? O kabzuman kardeşler para kazanmayacak mı? Biz pazarcılar para kazanacağız. Vatandaşa sunmak için. Bu olmayınca yerinde mal yüksek olduğu zaman şu çileğin yerinde 6,5 lira. Girin devlet büyüklerine sorun. Silifke'den 6,5'a çıkıyor. 1000 lira masrafı var. 7,5 liraya Bayrampaşa İstanbul haline maliyeti var bu çileğin. Ama o 6,5 dediğimiz rakam köylüye kalmıyor. Köylü mazota, gübreye, işçiye veriyor o parayı. Yani onun düşmesi lazım. Merkezde bunun önlemi alınırsa, çiftçiye güzel bir destek verilirse devletimizden, vatandaşımız tabii ki her kilo 2-3 lira aşağı yiyecek. Vatandaş da rahatlayacak. Biz de rahatlayacağız. Devlet büyüklerimiz de rahatlayacak. Onlar da şimdi zan altında. Boyuna eleştiri, boyuna eleştiri. Onlar da kendilerini suçlu hissediyorlar. Yani bak vatandaşlara bakın. Yemin ediyorum kadın 50 lira, 100 lirayla geliyor. Yarımşar kilo mal alıyor ya yarımşar kilo. Kadın ne yapsın? Parası yok. Beyi ona 100 lira veriyor diyor. Hanım haftaya çıkar bunu. Kadın o 100 lirayı pazarda çıkaramıyor bile. Bırak haftayı. Yani o duruma geldik. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bir an önce devlet büyüklerimizin bunun önlemini alması lazım. Gidişat hiç iyi değil. Yani enflasyon boğacak milleti. Çelik kahvaltıya, çelik kahvaltıya. Madeni seçin, madeni. Evet abi ne yapıyor kardeşim bana küder ya. Evet abi. Pazar ağır gidiyor. Ağır neden? Fiyatlar yüksek. Yüksek. Yüksek fiyatlar tabii milletin alım gücü de yok. İnşallah bu aydan sonra başlar düşmeye yani. Şimdi, seralar bitiyor artık. Şimdi tarlalar başlayacak. Tarlalar başladıktan sonra tabii ki fiyata bu şekilde olmaz yani. Yani milletin gerçekten alım gücü zayıf yani. Vallahi bu nasıl oldu? Ya bu sene oldu yani bu geçmiş seneler böyle değildi yani bunlar. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak yani havalar şimdi tarlalar başlayacak. Tarlalar başladığı zaman ürün fazla gelecek. Mazot da pahalı. Şimdi tezgahta çalışan işçiler var. Masraflar ağır. Yani iş yalnız sebzede kalmıyor. Şurada en azından 4 tane işçi çalışıyor. Bunun masrafları nereye yansıyor? Mala yansıyor. Malda satılmayınca ne oluyor? Aynı malı 2 gün götürüyorsun. Bir de yaşa katlı şeyle. Tabii ki yani. Şimdi çilek kaç gün dayanır? Bu çilek tezgahta en fazla dursun 2 gün durur. Yani 2 gün satılmadıysa çöp. Tabii ki ne olur? Ona göre alıyorsun. Satılmayınca ne oluyor? Tabii ki çöp oluyor yani. Şimdi bu malı alıyorsun, içinden ayıklıyorsun bunu. Halden geldiği gibi müşteriye veremiyorsun bunu. Ne yapıyorsun?
Bunu ayıp diyorsun, içinden çıkması çıkıyor. Bunlar hep masrafa yansıyor yani. Yani yardımcınız olsun. Allah tabii ki yardımcınız olsun. Ama inşallah düzelir yani. Bak ıspanak kaç paraydı? 10 lira 15 bak düştü 5 liraya. Yani şimdi mal fazla gelirse ne olacak? Sürüm o zaman çoğalacak. Milletin alım gücü olacak. Şimdi ne oluyor? Mal az geliyor. Şimdi hiçbir domatesle bademle bitmiyor ki yani. Soğan olmuş 8 lira. Eskiden kaç para soğan? 2 liraydı soğanın kilosu yani. Şimdi ne oldu? Gerçekten yani şimdi hadi domatesi aldın, bademi alsan bugün en azından bir pazara çıkman için 200 bin lira koyacaksın cebine yani. Yani yok yani. Hani öyle bir kar hacmi de yok yani. Eskiden ucuz alıyordun, bir değerli satıyordun. Şimdi satamazsın ki. Nasıl satacaksın? Pahalı aldın. Aşağı indiremiyorsun ki yani. Domatesin fiyatı 5 lira, 8 lira, 7 lira. Halden ne kadar aldınız? Halden kaç para aldık? Bu domatesi 6 milyonu aldık, 7 satıyoruz. Haliyle 1 milyon aşağısına zarar eder. Bu domates 4 milyon, öbürünü 7 milyon 200 aldık, 8 milyon satıyoruz. Hal fiyatıyla ilgisi yok. Biz kazanç edebilmemiz için, halkın da ucuz yemesi için önce ekim olacak. Ekim olmadığı sürece domates düşmez. Tanzimdir, manzimdir, bunlar hepsi boş şeyler. Antalya'daki üretici satamıyor değil, satıyor. Yok yok, ben kendim Antalya'ya gittim. Geçen 10 gün önce Antalya'daydım. Antalya'da mal yok, boşluk var. Her zaman 3. aylarda boşluk oluyor. Seraların bitmesi, tarlaların eksik kalması. Ama bu kadar da mesela eksik olduğu zaman o yüzden ekim olmuyor. Kalem öbür tarafta. Öbür tarafta kalem. Yavaş. Portakal abicim. Alayım portakalı. Dur dur. Ha bizi çek bak tez yapalım. Beni çekmesin mi? Beni çekmeyin. Domates badem harika. Bu akşam. Bu akşam. Bu akşam. Domates badem harika. Domates badem. Herkes yesin diye.